Ali Karahasanoğlu Boş araziye beton döküp temel fıkrası gibi temel. Tarih: 6 Şubat 2023. Yüzyılın felaketi. 11 ilimizi etkileyen 7.5 ve 7.7 şiddetinde iki ayrı depremi 9 saat ara ile aynı günde yaşadık. 1.5 ay sonra Tarih 24 Mart 2023 depremde en büyük acıları yaşayan, yıkımı en üst seviyede gören Hatay'da kullanılamaz hale gelen hastaneler yerine hızla yeni binaların yapımı kararı alındı. Bu kapsamda Defne Devlet Hastanesi'nin sembolik temeli atıldı. Tayyip Erdoğan temel atma töreninde konuştu. Biz ana muhalefetin yalanlarıyla ayakta duran bir parti değiliz. Hatırlayın, işte o salgının olduğu dönemde, bakınız İstanbul'da dev çam sakura hastanesini bitirdik. 3 ay gibi bir zamanda bir taraftan İstanbul Havalimanı'nda, bir taraftan Anadolu yakasında iki tane hastaneyi bitirdik ve halkımızın hizmetine sunduk. Bugün hastanelerimizin temelini atıyoruz. Tarih 27 Mart 2023, Sözcü Gazetesi'nin ikinci manşeti, temel fıkrası gibi temel. Erdoğan'ın somut örnek olarak verdiği, Avrupa'da dahi sıralamaya giren Çam Sakura Hastanesi'nden de ders çıkaramamışlar ki iktidarın seçim öncesi attığı göstermelik temeller böyle dedirtti ifadesini de üst başlık olarak kullanmışlar. İsviçreli bir şirketin sahipliğinde çıktığı halde yerli olma iddiasını öne süren sözcü gazetesinin bu manşetini kendisine referans alan Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Tarih, 29 Mart 2023, ifadelerde farklılık olmasın diye, İyi Parti'nin resmi internet sitesinden alıntı yapıyorum. Partinin internet sitesi, genel başkanlarının konuşmasını şöyle takdim ediyorlar, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Hatay'da boş araziye temel döküp, temeli olmayan hastanenin temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi ardından da Meral Akşener'in sözleri aktarılıyor, yıllarca, büyük büyük konuşup, ben, temel atma törenlerine katılmam. Ben biten işin, açılışını yaparım. Diyecek kadar, şişmiş bir egonun balon gibi öterek sönüşünün ibretlik ve sikasından bahsediyorum. Bu fevkalade parlak, bir o kadar da, cüretkar arkadaşlarımız, boş araziye beton döküp, hastane temeli atıyoruz. Diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Şişmiş ego balon gibi öterek boş araziye beton döküp yutturmaya kalktılar. Bu hakaretlerle de yetinmiyor Meral Akşener şöyle devam ediyor. Erdoğan Hatay'da yaptığı konuşmasında burası CHP'li demedik. Bunlar da vatandaşımız dedik. Açıklaması yapmış. Kendine gel Sayın Erdoğan. Kendine gel. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen 85 milyonun tamamına karşı sorumlusun. 45 günün kalmış olsa da, sen hala, bu ülkenin, cumhurbaşkanlığı makamında oturuyorsun. Ayıptır, günahtır. Bir de, bu edepsizlikten sonra, çıkmışsın, devletin ne olduğuna dair, en ufak bir fikrin varmış gibi, bize, devlet ahkamı kesmeye kalkıyorsun. Sen önce git, bir aynaya bak Sayın Erdoğan. Sen bu ülkeyi, yönettiğini mi sanıyorsun? Ben sana söyleyeyim, sen ülke mülke yönetmiyorsun. Sen ihale yönetiyorsun. Sen rant yönetiyorsun. Sen algı yönetiyorsun. Ama sen, devlet yönetemiyorsun. Hakaretler gırla. Kendine gel, ağzından çıkanı kulağın duysun, 45 gününde kalmış olsa, ayıp, günah, edepsizlik, aynaya bak, ihale yönetiyorsun, rant yönetiyorsun. Soldan çarklı medya organları bir zamanlar faşist diye suçladıkları Meral Ablalarına sahip çıkıp yeni yeni haberlerle boş araziye beton döküldüğü iddialarını ısrarla sürdürüyorlar. Erdoğan'ın katılımıyla 24 Mart cuma günü Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve Defne Yeni Devlet Hastanesi temel atma töreni gerçekleştirildi. Hatay'da deprem konutları ve devlet hastaneleri temel atma töreninde çimento dökülen yerin çok ufak bir alan olduğu ve temelinin kaldırıldığı ortaya çıkarken, hastane için henüz ihaleye bile çıkılmadığı, ihale sürecinin temel atma töreninden 3 gün sonra gerçekleştiği ortaya çıktı. İki gün sonra Tayyip Erdoğan konuşuyor, biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et. Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat et. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma. Meral Hanım cevapta gecikmiyor ama ne cevabı? Yapılanlar icraatlarla ilgili cevap değil. Beni kendinle uğraştırma cümlesiyle ilgili beni tehdit etti. Beni tehdit etti ve Tarih 21 Mayıs 2023 boş araziye temel atıldı dedikleri ihalesi temel atma töreninden 3 gün sonra yapıldı. Dedikleri Defne Devlet Hastanesi Türkiye'ye yutturuyorlar denilen hayali temeli atıldığı öne sürülen hastane hasta kabulüne başladı. 24 Mart'ta temel, 21 Mayıs'ta açılış. Biri 2010, diğeri 2023 falan değil. İkisi de 2023, böyle bir kronoloji sonrasında, Meral Akşener artık, ben Erdoğan'ın hızına yetişemiyorum. Emekli olayım bari, demesi gerekmez mi? Temel fıkrası gibi temel, dedik. Temel fıkrasındakilere döndük, demesi gerekmez mi? Ayıptır, günahtır dedik. Şimdi anlıyoruz ki, ayıp ediyoruz, günah işliyoruz, demesi gerekmez mi? Sen söyle Akşener, gerekmez mi? Yıllar süren hastane inşaatlarında, yol yapımlarında, kamu hizmetlerinde, temelin atılmadığı tarihi de unutuyoruz, açılışın kaç yıl geciktiğini de. Alın size iki aylık bir hikaye. Ki, 14 Mayıs öncesine yetiştirilse, Cumhurbaşkanı seçimi için bütün güçleriyle abanmışlar, derdiniz. İkinci tura kalacağını nereden bilsinler de, 21 Mayıs'a yetiştirilsin. Verilen söze, 3 aşağı 5 yukarı tam isabet. Erdoğan'ı, temel atmama töreni, düzenleyenlerle kıyaslamaya kalkanlara duyurmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan rica edelim, Defne Devlet Hastanesi'nde psikiyatri yok ise, Meral Akşener'i ilk hasta olarak kabul edecek doktorumuzun atanması bir an önce yapılsın.